çok uzun sürmüyor abi, 10 dakika. Başka denemek isteyen var mı? Yalvarırım demek, yalvarırım. Aa. Ne haber? Mert gel buraya, kaçma. Yıkılışını... Hayatımda bu kadar ayran içmedim. Açın şunu! Herkese merhaba, ben Orkun. Acılı Ev Turu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Havamız gibi, o yüzden çok uzatmıyorum girişi. Yine Acılı Ev Turu'muzun yeni bölümünde çok güzel konuklarımız var. Daha önce hayatında hiç bizim acımızı, Orkun'un kendi elcağızıyla yaptığı, yakında piyasaya çıkacak acıları tatmamış insanlar kalmış. Alper Rende dükkanının önündeyiz. Bu kadar yıl bizden nasıl kaçmayı başarmış ben de anlamadım. Şimdi Alper ve arkadaşları birazdan mezarlığa dönecek orası. Türbe olacak orası. Hadi gel. Çok sağ olun. Gel, gel bak şu. Alper'in ofisi olduğunu tek beyan eden şey şu gerçekten. Ben olsam ben de hiçbir yere yazmam, adresimi, logomu falan koymam. Allah tütsüzü kimseyi öldürmeyelim, kimseyi öldürmeyelim. Bismillah. Acı duası, acı duası, acı duası. Merhaba Televoli. Buyurun. Hadi bakalım neler olacak. Selamlar. Kolay gelsin. Selam. Abi öncelikle yeni ofisin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir gezdirip anlatman gerekiyor konsept olarak. Ama sen yanarkene başka denemek isteyen baba yiğit varsa eğer sırayla alalım. Kim ister? Abi sen Cinema 4D'cisin, sana verelim. Octane kullanıyorsan sana az koyacağım. Al babuş. Bitti tridi miridi. Kim istiyor? Ben de alabilirim dedi. Hemen kaşık değiştirelim. Al babuşum. Var mı isteyen? Yok, Alper? Bir gezdir, bir görelim ofisin. Onur, ne haber? Ne yapıyorsun? Acı yer misin Onur? Acı, birazdan yerim. Masa tenisi oynayalım. Gel. Gel. Bir süt geliyor, bir ayran geliyor. Hocam fena. Ama kendini psikolojik olarak buna dayanabileceğini ikna etmen lazım. 10 dakika buna dayanabilirsin. Psikolojik bir şey. Tamamen psikolojik bir savaş veriyorsun abi şu an. Gel. Şu halde masa tenis. Gel. Ben de bayağıdır oynamıyorum ya. Oğlum ben böyle bir şey beklemiyordum. Derin nefes al. Derin nefes al. Oğlum hani şeyle başlıyorduk 500 binle? Bu 500 bin. Bir de 6 milyon var daha. Yemin ederim ya. Oğlum çok fenaymış lan bu. Bu normal bir şey değilmiş. Konuşamıyorum. Kafan güzel oldu. Oğlum boğazım çok acıyor. Sana dedim zaten bak. Bende boğaz enfeksiyonu var. Bende iyi gelir dedim. İyi gelir dedi yalanda. Ve şu an hiç iyi geldiğini düşünmüyorum. Çok gelir. Gelir ya gelir. Hadi gel. Ofis turu yapalım. Bu arada acın geçmeye başladıkça söyle, biterse 6 milyonu verelim. Şimdi burası bizim oturma alanımız işte, günlük. Takılıyoruz. Bu arada daha ofisimiz 1,5 aylık falan. Daha oturmadım. Hayırlı olsun abi. Tavan yüksekliği çok güzel, gep geniş alan. Ayıptır sorması, kira ne kadar? Kira hocam 19 bin liraydı. Bir de 3-4 bin lira da şeyi var. Çünkü bir de aidatı var. İşler biraz fiyatlar şey. Fiyatlar yüksek. Fiyatlar evet, biz de buralarda bakıyoruz, böyle büyük bir yerde çok uçtuğu için fiyatlar. Çok yüksek. Buralarda odalar vardı. Biz onları işte yıktık. Açık video çekmek için. İşte burada böyle bir toplantı, bir de eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız arada gelip laptoplarını açıp çalışsın falan. Gayet öyle güzel hocam. Tatlı bir ortam. Biz en çok video çekeriz diye şey yaptık, bu alanı açtık ama en çok masa tenisi oynuyoruz. İnanılmaz masa tenisi oynuyoruz bu arada. Ekipçe şey falan bakıyoruz yani. Hadi gel düzgün oynayalım. Hadi gel. Ben bayağıdır oynamıyorum da fena değilim. Katılacak şey falan bakıyoruz turnuva yani. Turnuva bakıyorsunuz. Turnuva oraya falan bakıyoruz. Yani tabii geyiğine bakıyoruz yani, o kadar iyi değiliz de oynuyoruz yani. Dur biraz elim ısınsın. Hadi gel. İki dakika. Vallahi, vallahi tokatlandık be. Bro biz her gün oynuyoruz yani gerçekten. İşimiz gücümüzü bırakıp masa tenisi oynuyoruz. Gel şuradan devam edin. Burası Onur'un odası. Biz burada Onur'la içerik çalışıyoruz. İşte bütün toplantılarımızı burada yapıyoruz falan. Merhabalar efendim. 22 helvası. 22 helvası. Yarım böyle değil mi? Yenmiş 22 helvasını işte. Nasıl bir ikram ya? Depo mu burası? Burası bizim depomuz hocam. Abi depoyu nasıl düzenlediniz? Düzenleyebildiniz mi? Düzenlemeyi merak. Ya işte böyle. 6 milyonu vereyim bu arada. Geçti 6 milyonu geçmesek ya mi? Ha? Bir denemiş ol ya. Hayır, abi nasıl bunun kafası ya zaten bir 5 dakikada falan geldi. Üçün. Hepsini toplarsan o 12 milyona tekabül ediyor bu arada. Bunu ne yapacağız? Bunu abi emcükle.
Ama hiç çayçı almadın. Üstünde duruyor. Onu alman lazım. İlk başta böyle bir ufak bir geniz çayı gelir ama asıl kafası 5 dakikaya gelir bunu. Oğlum bir şey hazırlasanız lan. Oğlum her şeyi hazırlayın. Ne varsa hazırlayın. Birazdan ağzına fön makinesi dursun. Falan tutacaksın çünkü. O bende dursun kankacığım. Allah razı olsun. Kanka biz burayı katiyen düzenleyemiyoruz. İşin mümkün değil. Yok biz de düzenleyemiyoruz. Yani burası bizim işte bütün video prodüksiyonlarımız. Aslında eski ofisimizi hala kapatmadık. Çoğu orada. Orayı böyle bırakıp kaçtık yani. Çünkü o kadar her şey üst üste binmişti. Ağzına biraz fön makinesi tutmaya başlamak ister misin? Şu an gayet iyiyim. Burası böyle işte. Burada kostümler bilmem ne. Böyle oyunlar. Bayağı bir şey var abi yani. Bir şeyler burada... falan filan. Yani bir YouTuber sıfırdan başlayıp buraya gelsin ne çekmek istese var bence. Her şey var. Yani. Aynen, her şey var. Burada böyle bir kitchenetimiz var. İşte günlük kahve, çay falan için. İşte burası kurgu bölümümüz. Tamam. Burada şu anda kaçışlar kurgulanıyor çoğunlukla. Bir bilgisayarda da videolar kurgulanıyor. Acı gelmeye başlıyor mu? Senin bir ses gidiyor çünkü yavaş yavaş. Nasıl bir his geliyor? Diğeri direkt acıydı. Bildiğimiz her zamanki acı gibi. Direkt yakan bir acıydı. Bu içten böyle daha da yakıyor. Böyle sanki hücrelerin parçalıya parçalıya böyle götürüyor gibi bir... Aa! Bunun böyle bir olayı var. Çok uzun sürmüyor abi. 10 dakika. Geldikten sonra 10 dakika, 15 dakikada geçiyor. Ekipmanlar. Yani burası şarj istasyonu. Ha ha ha. Burası şarj istasyonları. Lensler şurada! Şurada birkaç lens var. Daha sonra başka bir yer kaldı mı? Başka bir yer şurası var galiba. Bir de mutfak falan var işte. Mutfak, tuvalet. Abi çok güzel. Kaç metrekare burası toplamda? Burası 350 metre. Çok iyi. Bence ideal. Evet. Ben alacaklıymış gibi geldim. Emlakçıymış gibi baktım. Kira mı sana? Böyle bir yer olabilir ama işte kirayı şey yapmak lazım. Ben de bakıyorum da büyük bir yere geçeyim diye. İstediğin zaman gel buraya. Kirayı bölüşürüz. İyi misin sen, kendine geldi mi? Şu an daha iyi oluyorum sanırım. Buradaki yanma gitgide aşağı doğru böyle inmeye başlıyor. Yok çok inmez. Çok inmesin. İnme. İnme oğlum inme. İnme. Mideye kadar inmesin. Ve başkasını öldürmeden biz gidiyoruz o zaman. Teşekkür ediyorum yani ağzım. Hadi see you. Selametle. Yine bekleriz. Her zaman gelin. Hop. Ben geldim. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Arena of Valor yeni çağ güncellemesini deneyimlediğimiz çok keyifli bir video çektik. Gelin çektiğimiz videoda yeni güncellemenin öne çıkan özelliklerine birlikte göz atalım. Öncelikle bu güncellemede daha yüksek bir grafik kalitesi ve daha kolay bir arayüz ile yeni savaşlar ve karakterler arenada yerini alıyor. Videomuzun tamamı dün Arena of Valor Türkiye YouTube kanalında yayınlandı. Açıklama kısmındaki linkten videoyu izleyebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bu arada benden size küçük bir hatırlatma. Oyunu açıklama kısmındaki linkten indirip 29-31 Ekim tarihleri arasında oyuna giriş yaparsanız Türkiye topluluğu için özel olarak hazırlanmış Ay Yıldız General Arthur kostümü kazanabilirsiniz. Arena of Valor'ı hemen indirip fırsatlardan ve sürprizlerden yararlanmayı kaçırmayın. Ayrıca oyundan beni Orkun İsizmak 35 kullanıcı adıyla ekleyin, kapışalım ya. Vallahi iyi oynuyorum. Arenada görüşürüz. Şimdi Uber Kloz Berk Kekli'nin evine geldik. Hadi yürüyün. Kaçıncı kat? Tamam, teşekkürler. Ha bu arada acı öncesi hatırlatmamız, abone olmayanlar hemen abone oluyor. O zaman bu katta mı anladım ben? Oğlum nasıl bir yer burası? Hayatımda gördüğüm en garip apartman yapısı. Ayakkabı sayısından nüfusun içeride fazla olduğunu anlıyoruz. Allah bir sürü insan yiyecek, herkes yanacak. En sevdiğim şey herkesin böyle aynı anda yanması kaosu. Acımız yeter mi? Yeter ya. Hadi bakalım. Öldürme tamam mı? Ulan kafayla kapı çalmaktan kafam yamuldu ya. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu çok kötü bir şey. Dur daha hiçbir şey yok ya. Gel. Hayır. Selam. Evet az önce. Selam herkese bu Hoş arada. Hoş geldiniz. Berk Karton etti merhaba. Ev güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Kimler yemek istiyor başka? Alayım dedi. Kafayı yedi. Bu kaşık diğeri kürdan. Bir şey yiyeceğim. Peçete var mı? Kalbin atıyor. Sen gastrit reflü bilmem ne. Canım acıyor şu an. Canım acıyor. Hadi bakalım. Var mı başka isteyen? Hayır iyi değilim. Berk nerede? Şunu açabilir misiniz? Kanka neredesin? Başka denemek isteyen var mı? Hayır. Abi veriyorum. Geliyor. Evet. İster misin? Yalvarırım demek. Yalvarırım. Gel. Az. Ama o çok. Herkesten az koydum sana şu an. Şu an evde sağlam bir kişi kalmayacak. Kanka, bir sen böyle. Varsın yemeyen değil mi? Böyle koltuk tamam. Var. Şöyle televizyon var. Şurada. Hocam şurası güzel. Bak böyle midem çok ağrıdı bu arada. Şu üst taraf nasıl bir alan? Ya böyle şimdi şurası ağlayarak hani normalde neymiş bu buranın şeyi? Buranın altında dükkan var normalde. Ha burası 0. 1.83 boyunda tam bu tavan. 1.84 olsam sığmayacaktım buraya. Böyle benim gitarım var. Kartonet. Daha bitmedi bu arada. Ben 2 ay oldu buraya taşınalı. Hayırlı olsun abi. Güzel ev. Nasılsın sen bu arada? Kanka bu ne?
foyamız ortaya çıktı. Biz şu tam an kapının önündeyken bu dişçiden çıktı ya. Dişçi fısfıslarını sıkmışlar dillerini uyuşturursun diye. Hiçbir işe yaramadı ya. Hiçbir işe yaramadı. Oh. Heh, bak aa, almış oğlum. Dişçiden uyuşturucu çözeltiyi kaçırmışlar. Manyak. Oğlum biz çok korktuk diş biliyor musun? Diş çekiyorlar lan bunlar. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar korktuk ki videolarını izledikten sonra. Abi dedim bizim bunu yaşamamamız lazım. Ben evi gezdirmeye devam edeyim kanka. Evet abi gezelim biz. Bak burası bahçe. Kış olmuş ya. Evet kış oldu. Kış hadi olmuş. Şöyle bir bank var burada. Evet çalıntı bir bank. Arkadaşımın bahçesinden aldım bunu. Arkadaşın çalmış daha önce. O yüzden sen çalmış olmuyordun. Babaannesi oturuyormuş verandasında. Geri getir dedi vermedi. Böyle bir bahçe ufak bak şurası. Güzel hocam gayet tatlı. Benim yok, kafam güzel oldu bu arada şu kafayı an. Kafayı güzel yapar. Böyle bir uyuştu mu arkası böyle? Evet, böyle. 6 milyonu yemek istemiyorum. Hiçbir güç bana onu yediremez şu an. Hep böyle oluyor kötü ya. Kötü bir insan olma. İyi kalpli biri ol. Vicdanına sığınıyorum ama 15 ya dakikada geçiyor ya. Oğlum halime bak ya. Neden bana bunu yapıyorsun? Bak ağlıyorum şu an. Yapma. Kusacak gibisin. Hocam burada nasıl durumlar? Çok iyiyiz. Bu arada harbiden 10 dakika sürüyor ya. Aynen öyle biliyor musun? Kanka, hocam sende nasıl ya durumlar? Nasılsın ya? Pişmanım. Pişmansın. Şerefine kardeşim. O zaman kim 6 milyon yiyor? Kim sevemesin ya? Bir şey bir mi yer ya. 6 milyon ne yapar hiç bilmiyorum şu an. Mümkün değil yani. Denemek isteyen yok mu yani bu kadar 6 milyon? Ya nasıl denemek isteyen yok mu? Oğlum dünyanın bilmem neresinden buraya kadar gelmiş. Aa. Acı tek başına buraya gelmiş ya. Aa. İyi güzel konsept. Ben sevdim. Oğlum adam uzağa bakıyor. Yukarıda ne var? Gel çıkalım. Hadi yukarı. Emin miyiz? 6 milyon. 6 milyona gerek yok ya. Daha kısa süren, daha acı bir deneyim. Çünkü o sıvı değil katı ya böyle şey. Biraz daha az yakıyor aslında. Burası benim bilgisayar odam. Oyun oynuyorum burada. Rick and Morty'ler. Her şey ya. Her şey Rick and Morty'li. Çok seviyorum. Ama evet, bu kadar sevmekten rahatsız oluyorum artık. Zuckerberg güzelmiş. Evet. Her zaman yanımızda içimizden biri kendisi evet, biliyorsun. Çalıyor, çırpıyor da yapıyor. Adam ya. Okey ya tamam ben iyiyim şu an. İyi misin? Hı hı. 6 milyon o zaman. Daha az meblağ alıyorsun. Sen sıvı dilime değil, bakmak katı ister misin? Bakayım. Sıfır ya dilinde ne var? Benim dilim parça parça. Ben mesela patlıcan, ceviz, zeytin böyle şeyler yediğim zaman dilim çok acıyor. Bir dakika lan nasıl parça parça dilin ya? Nasıl, niye öyle? Doğuştan böyle. Ne deniyordu buna? Coğrafik dil mi? Bir şey diyorlardı. Çok daha fazla acı hissediyorum. Bilmiyorum yani insanların duyduğu acıyı tahmin edemediğim için şu an ama çok canım yandı ya. Nasıl acıydı ama değil mi? Ha, çok. Peki sen de diyor muydun insanlar rol yapıyordur diye? Yok ya, hiç rol yapıyor gibi değiller ki zaten. Herkesi tanıyorum hiç normal hayatlarında oldukları gibi davranmıyorlar zaten. Yani hiç o hallerini görmedim insanların. Hepsini izliyorum. Orkun'u evin içinde bırakıp gidiyorlar falan böyle. Orkun kendi geziyor. İyi sen bizi bırakmadın. Sen biraz dolandırdın ama. Ne yaşanıyor? Ne oluyor lan mutfakta? Bir şey diyeceğim. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben iyi mi, kötü mü, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Biraz burnum akıyor o kadar. O zaman biz gidiyoruz. Tamam abi, teşekkür ederim. Hadi sana teşekkür ederim. Akşamın kolay geçer diye düşünüyorum. Evet, geldik. Kaan Elvind Atıcı'nın evinin önündeyiz. Evde de kalabalıklar. Uğur da var, diğer yayıncı arkadaşlar da var. Şimdi hepsinin ağzına. Ben şu popoyla zil çalma olayını yapamam. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Gelin gelin. Gelin gelin. Gelin 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 gelin. Hepsini ha çocuğum yaptık o. Tamam Allah rahmet eylesin orada. O taraf devam ederken biz bir evi gezelim. Ay ben ayakkabı alışkanlık olmuş. Aa! Gidecek bir yeri yok ki. Gidip de elde edebileceği bir şey yok. Bu ne lan? Süt mü? Ayran mı? Yoğurt mu? Abi bu ne? O kadar çok çeşit var ki yani süt ürünü. Ne haber? Açamadı aradan iki. Yemisin lan. Yanıyorum. Tamam güzel güzel iyi yok. İyi. Bir şey yok. Gel. Merhaba. Kurban iki hadi bakalım. Hop verdik gitti. Yalıyorum hepsini. Abi emcükle. Hoppala. Mert gel buraya kaçma. Dağ gibi adamın yıkılışını. Yutuyor muyum? Evet abi. Ayran. Hayatımda bu kadar ayran içmedim. Açın şunu. Abiler ne oluyor? Abi hep böyle oluyor. Biz asla ev gezemiyoruz ki. Arkaya bak, arkaya bak. Buraya gel. Buraya gel Mert. Herkes iki ayran içiyor. Arkadaşlar bu toplu katliam gibi bir şey yani. 100 kilo adam takla attı ya kanka. Bu ne? Öyle bir acıydı ki aklıma o geldi. Anladın mı espri oradaki? Hayır. Öyle bir acıydı ki aklıma o geldi. Hani bak adam. Sevdiğini. Kim ne oldu? Anladım. İbrahim Tatlıses esprisiymiş, arabeskmiş birazcık ben kaçırmışım. Yolun ne? Arkadaşlar benim ne yapmam gerekiyor şu an? Soğuk bir şeyler lazım.
Evi gezelim ama gezdirecek adam yok ki. Benim ağzım işte, su gitmiyor. Hocam güzel alıntı yaparım ben bunu. Benim ağzım işte, su gitmiyor. Ne oldu lan sen, geçti mi? Nasıl geçti oğlum? Ben bu kadar hızlı geçen ilk defa. Sen de iyi gibisin. Bir baksana. Bu arada Mert oradaymış. Kaan'ı kaybettik. Dudağım ayrı yanıyor, boğazım ayrı yanıyor. Kusmayacağım zaten de. Bu evi ayran kurtarmaz. Ayran fabrikası açmamız lazım. Yoğurt diye geliyor. Çok iyi anlıyorum şu an Kaan'ı yani. Ben kafamı yoğurda görüp 2 saat görüp durmuştum yani. Dudağım yanıyor bir de ekstra olan. Böyle yapmam lazım yani. 6 milyon? İmkansız. Üstüne ne oldu? Bilmiyorum. Evi ben gezdireyim. Burası tuvalet, burası mutfak. Hiç bu kadar süt ürünü tükettiğimi hatırlamıyorum. Yani şu anda çok güzel geliyor. Yani bu benim kurtarıcım. Bu olmasa ne yapardım bilmiyorum. O zaman biz hemen bir aşağıya gezip gelelim. Burası misafirin misafir tuvaleti. Yukarıdaki misafir tuvaleti. Burası da misafirin... Misafirin misafiri gelirse. Misafirin misafiri gelirse burada duş alsın. Hiç öyle bir durum yaşandı mı? Misafirin misafiri evet. Geldi mi? Misafirin misafirleri burada tuvalete giriyor yukarıki doluyken. Kullanılıyor yani. Burası misafir misafir odası ve kıyafetlerim oluyor genelde. Biri geldiğinde burada yatıyor. Sen yanıyor musun şu an? Evet. Yukarıda ne oluyor Kaan bu durumdayız? Çok merak ediyorum. Giriyorum. Burası boş oda. Bu ne abi? Niye böyle bir oda var? Burasına kurumuş boğazımı ekleyebilirsin. Boş, kullanılmıyor. Böyle duruyor. Burada ne bileyim bir amacı var mı peki? Düşünmek için falan bu odaya giriyor musunuz? Buraya fazla girmiyorum açıkçası. Tamam gel gidelim. Boşver anlatma. Burası senin yatak oda. Çok tatlış. Burada benim kıyafetlerim var. Bilgisayar masası. Bilgisayar koyacaktım ama sonra dedim çok bilgisayar oluyor evde diye. Burayı hiç ellemedim. Yukarıda bütün bilgisayarlar. Kıyafetler, yatak, televizyon. Burada da balkon var yukarıdaki gibi. Gayet tatlış abi. Kira ne kadar? Kira 7.000. 7.000 iyiymiş. Ama ne zaman girdin? 3 yıl oldu. Şu an çıksa 17. 6 milyon vereyim mi? Yani ben şu an hala yanıyorum. Ya bunda böyle olduysa onu da yani... Muhtemelen ölürüz. Evet. Bir bakalım yukarıda ne oluyormuş. İçine bak. Burnum hala akıyor. İçimde dolaşan bir acı var yani şu anda. O zaman ben kaçıyorum hocam. Apartman toplantısına kalacağım yoksa. İyiyiz değil mi? Herkes iyi. Eminiz.